Kastrol Vekton Gönül Dağı'nı sunar. Gönlü güzel insan gittiği her yeri güzelleştirir Ali Bey. Doğru. İnsan yaşadığı yere göre değil, taşıdığı yüreğe göre yaşar. Evet, doğru. Merhametli olup güzel ve iyi yaşamak da önemli. O zaman bırakalım iyilikler bize eşlik etsin. Kesinlikle. Ey can, ne düşünürsen o titreşir. Ne titreşirse onu çekersin. Neyi çekersen onu yaşarsın. Kural basit. Şifa istiyorsan şifa ver. Sevgi istiyorsan sevgi ver. Takdir görmek istiyorsan takdir et. Dileklerin ve duaların ancak düşüncelerin ve eylemlerinle uyumlu olduğu anda gerçekleşir. Adana'dan Gönül Dağı'na yolculuk başlıyor. Dualarınız gerçek olsun. Efendim, her insanın içinde garip bir yol hikayesi vardır. Başı sabır ve sonu umut. Şöyle bakıyorum da, insanın tüm evrende kesin olarak değiştirebileceği bir şey vardır. Nedir? Kendisi. Evet. Kaplumbağalar niye uzun yaşar bilir misin? Neden? Teslim olmuştur da ondan. Sadece yolunu yürür. Acelesi yoktur. İhtirası yoktur. Çünkü ihtiras olmayınca vakit mollanır. İhtiras hem yüreği daraltır hem vakti azaltır. Evet. Ya. Efendim, hoş geldiniz. Gözlerime inanamıyorum. Haber spikeri şu anda kamyon sürüyor efendim. Ne kadar güzel giyinmişsiniz ya. Teşekkür ederim Ali Bey. Siz asıl hoş geldiniz. Hoş bulduk, sefalar bulduk efendim. Nereden nereye gidiyoruz? Adana'dan çıktık. Niğde Ulukışla'dan alacağız. Yükümüzü tekrar Adana yapacağız. Adanalısınız herhalde. Evet. Şimdi her şeyin ilk adımı zordur değil mi? Evet. Gerisi kolay. Tabii ki. İnsan doğduktan sonra bir sene sonra adımını atar, ilk adımını. İkinci adımını bir saniyede atar. Şimdi senin çocukluğuna gelirsek, pembiş kız. Böyle elbiseler giyer miydin çocukken? Çocukken annem hiç öyle şeyler giydirmezmiş Ali Bey. Ya. Aynen. Erkek çocuğu gibi doğmuşum. 4,5 kilo böyle tosuncuk gibi bir şey. Herkes 4,5 mu? Maşallah. Öyle doğmuşum. Her gören beni erkek zannedermiş. Biraz mizacım sertmiş çocukken falan böyle. Büyüyene kadar anneme diyor ki, anne niye benim elbiseli kıyafetim yok? Çünkü erkek gibiydin, giydiremezdin diye. Çok absürt duruyordu. Sanki erkek çocuğuna elbise giydirmişsin gibi duruyordu diyor. Büyüdükten sonra böyle kendini keşfediyorsun. Yani aslında sen erkek değilsin yani diyorsun. Evet. Hani pembe de giy, yeşil de giy, mavi de giy, turuncu da giy. Renkli giyinmeyi seviyorum. Baban ne iş yapıyordu? Babam tır şoförü. Öyle mi? Meslektaşım babamla. Neler öğrendin ailenden, annenden, babandan? Annemden ve babamdan dürüstlük en başta başlı başına bir temeldir bizde. Yanlış da yapsam bunu babama söylemekte hiçbir zaman çekinmedim, çekinmiyorum da. İyi ki benim babam, benim babam diyorum. Dünyadaki herkes her şeyini değiştirmek isteyebilir ama ben hiçbir şey, yani şu an sahip olduğum, İlk başta babam, sonra annem. Asla değiştirmek istemeyeceğim kişiler. O kadar mutlu büyüttüler seni yani. Aynen öyle.
Şöyle derler, küçük yaşta hayvan sevgisi alan insan bütün canlılar herkese iyi davranır ve büyüdüğünde de yine hayvan besler, hayvanlarla ilgilenir, bütün canlılara iyi davranır ve onlarla artık arkadaş gibi olur. Bu doğru mu? Mesela senin küçükken hayvanın var mıydı, yani bir canlıla evet, arkadaşlığın var mıydı? Tabii ki. Köyde işte babaannemgilin Karabaş, Kangal köpeğimiz vardı, Sivas Aynen. Kangalı. Devasa bir köpekti. O da ne muhteşem görüntüsü var değil muhteşem. Mi? Muhteşem. Yani bildiğiniz... Anlıyor bir de. Kuzu gibi. Bakabildiğim kadar kediye bakıyorum. Bugüne kadar birçok sokak hayvanının ameliyatını üstlendim. En sonunda beni... Gerçekten? Evet. Helal olsun sana. Ya ama muazzam bir duygu biliyor musunuz? Onları iyileştirmek. Kedilerde bir en ufak bir sıkıntı gördüğüm zaman veterinerin yolunu tutuyorum. Gidiyorum, yine mi geldin diyorlardı artık. Hoş geldin yerine bana yine mi geldin? Bu kedi nereden çıktı falan böyle yapıyorlar. Yani diyorum sokakta baktığım kedilerimizden. Hani sokak kedisi olduğu için indirim de tabii talep ediyorsun. Sağ olsunlar burada veteriner hekimlerimize gerçekten çok teşekkür ediyorum. Ve bu hayvanların tedavi süreçlerinde benim yanında olan birçok veterinerimiz oldu. Gerçekten çok teşekkür ediyorum. Daha sonrasında benim kedim 4. kattan aşağı kuş kovalamaya herhalde atladı. Sanıyorum ki öyle oldu. Çünkü kedimi arıyorum, evde yok. Annem de daha doğrusu. İşlerimi kapattıktan sonra annem kedimi bana vermedi. Benim evimi ayırdım ben. Hayır dedi, vermeyeceğim. Ben sıkılıyorum, benim yanımda kalsın. Sen gidiyorsun işe zaten. Bir gün işte bana haber geldi, telefon geldi. Tospik düşmüş. Ben aldığımda biliyor musunuz Ali Bey? Bir avucu sığacak kadar, avuç içi kadar mutluluk yeter diyordum. Ay, fotoğrafını paylaşıp hep. Atladım geldim, veterinere götürdüm. İç kanama var dediler. Bir hafta yoğun bakımda küvezde kaldı kızım. Kırık var ama ne kırığı? Film çekilecek dediler. Evet. İç kanamayı önledik. Tamam çekilsin. Bir film çekildik, omurilik kırılmış Leyla Hanım dediler. Hadi artık ya. Kediniz ameliyat olmazsa felç. Ne yapacağız? Yani ben o günlere şu an bile dönmek istemiyorum. Çok kötü günlerdi benim için. Canımın en çok yandığı ve elinizden hiçbir şey gelmediği zaman çok daha böyle çaresiz hissediyorsunuz. Elinizden bir şey geldiğini Tabii. bilseniz hani bir tık rahatlayacaksınız. Ben o zamanlar çaresiz olduğum anlarda kriz gelir bana. Ağlama krizine girdim tabii. Dediler ki bir Ankara'da var bunun ameliyatını yapan, bir de İstanbul'da var. Ankara'yı aradım. Dedim ki Ankara daha yakın, Adana Ankara evet. arası. İstanbul'a kadar zaten benim kedim sıkıntılı. Aradım, randevumuzu aldık. Sabahleyin direkt hastanenin önünde hastanenin açılmasını bekledim. Hekimler geldi, kedimi bıraktım. Ameliyata girecek dediler, narkoz verdiler. Uyuyana kadar yanındaydım. Sonra dediler ki hadi tamam sizi alalım dışarıya. Ameliyathaneye götüreceğiz. Tamam dedim, çıktım. Tedavisini yaptırdık. Ertesi gün oldu işte. Ameliyattan sonra kendine gelme süreci geldi. Şu an koşuyor. Ay çok böyle dört dörtlük olsun, koşamıyor. Olsun. Ama tabii ki de yatalak felç gibi, felç tabii. olmak gibi. Ya yani ben önceden mesela bırakıyordum öyle kalıyordu. Sağına çeviriyordum yara olmasın diye. Soluna çeviriyordum ya. Ben kendim yapıyordum. Tuvaletini ben kendim yaptırıyordum. Torbasına bastırıyordum, kendim yaptırıyordum. Büyük tuvaletine lağmana götürüyordum veterinere. İki güne bir ya da bir güne bir sürekli gidip geliyordum. Öyle olunca o süreci öyle atlattım. Yolunda yani. Çok şükür şu an yolunda. Yola gidiyorsun, yoldan kazandıklarını sokak hayvanlarına harcıyorsun. Zaten. Anladığım kadarıyla. Evet. Her insanın içinde muhakkak bir hayvan sevgisi vardır. Esas mesele onu dışarıya çıkarabilmektir. Ne demek istersin? Topluma nasıl bir mesaj vermek istersin? Yani bir duyuyoruz çünkü haberler geliyor bir yerlerden, bir akıl hafsala almıyor yani. Evet, şiddetleri duydukça akıl gerçekten durulması yaşıyoruz. Şu sıcak günlerde biz dayanamıyoruz. Herkesten, tüm izleyenlerden şunu isteyebilirim. Ben kendimce isteyebilirim diye düşünüyorum Ali Bey. Bir kap su. Hani ama evet belki kişi almak istemeyebilir ama o kuşlar bile, ben mesela çiçeklerimi suladığım zaman yere damlayan suyu gelip öyle bir içiyorlar ki. Hani vicdanen ben durduk yere mesela balkonumda çiçeklerimi suladıktan sonra özellikle yola akmasını sağlıyorum. O doğa kuş, ananın çalgıcıları onlar kuşlar. Aynen ya. Öyle. Ya. Ya hepimiz bir gezegendeyiz. Hepimize yer var şu dünyada. Bir bütünüz çünkü. Bir bütünüz.
Hepimize yer var burada. Niye dışlamak ya da şiddetle uzaklaştırmak? Bence gerek yok. Satın alma, sahiplen. Evet. Bu ne demek oluyor? Yani sokaktan sahiplendiğin zaman o cins kedi üretimi ya da cins köpek üretimi yapanlar, cins hayvan üretimi diyeyim daha doğrusu, üretimi yapanlara bir kazanç kapısı oldu bu hayvanseverlerin. Ama biz hayvanseverler olarak buna çok üzülüyoruz. O da bir can. Sokaktan aldığın bir canı çok güzel bir yuva sıcaklığı verip onunla bir bütün olarak yaşamak varken, özellikle üretim yapılıp bunun için sonra iki gün sonra o üretim yapılan cinsler genetiği oynanmış olduğu için sokakta yapamıyorlar terk ettikleri zaman. Ben çok gördüm cins kedi sokakta. Satın alma, sahiplen. Ben de kedimi sokaktan aldım. Yani hatta bir arabanın motoruna girmiş, oradan sahiplendik. Çok kış günüydü. İlk başta iş yerimdeydi. Aynen. Sonrasında evime aldım. Annemle babam şey diyordu. Hayır, iş yerine bakacaksın. Eve gelirse olmaz. O dönemde aileyle birlikte yaşıyordum. Bana şey yaptılar. O gelirse sen gidersin. Tamam dedim, ben giderim. Hani giderim, problem yok. Kabul ediyor musunuz? Hayır, kedi gelmeyecek. Aa işte baktım iş yerinde böyle her yeri dağıtıyor, olmuyor. Getirmek durumunda kaldım. Bir baktım bizimkiler babamın kucağından inmiyor. Şimdi en çok sevdiği kişi babam. Ben doyuruyorum, ben mamasını alıyorum. Ama aşısını babanla. Ben götürüyorum. Tedavi kontrolleri. Tadını ben... baban çıkartıyor. Aynen. O depremde yıkılan binalarda tamamen yerle yeksan olup kediler bir şekilde kurtardı. Köpekler bir şekilde kurtuldu ama kurtulamayanlar da oldu tabii. Ama o kurtulanlar o binanın başından ayrılmadı. Değil mi? Gitmedi bir yere. Sahibi ve insanları çektiler oraya ve öyle kaç can kurtuldu. Tabii. Haberlerde çıktı, izledik, gördük. Arama kurtarma köpekleri aynı şekilde o kadar canlıyı kurtardı. Zaten arama kurtarma güçtü o dönemde. Tabii. Çünkü bir ilde değildi, 11 ilde. Yani yerle yeksan olduğumuz bir dönemdi. O hayvanların değerleri o kadar İyi anlaşıldı ki bence, bana göre öyle. Bu saatten sonra bence bir hayvana şiddet olmamalı. Bu saatten değil, zaten olmamalı. Yani olmamalı. Onu yapan insan değil. Kesinlikle. Esfele safilin derler yani. Evet. Belhum edel derler, hatta o Arapçasını söyleyeyim yani ayeti de. Evet. Hayvandan daha aşağıdır. Aynen öyle. Bu kadar basit. İnsan vasıfları gereği kainattaki bütün canlılara, bütün mevcudattaki yaratılan her şeye en ince hassas teraziyle iyi davranması gerekiyor. Kesinlikle. İnsan olmanın farkına varmak için. Ve bu yaratılış kanunudur. Herkes birbirinin sınırına riayet edecek ve saygı duyacak. Karınca da olsa. Evet. Herkes kendi yaşam alanında güzeldir, değerlidir. Evet. Bunu da altını çizmiş olalım. Tabii insanlar da hayvanları sevdiği için onlarla dost oluyor, güzel, eğilir. Güzel yani. Hayvan sevmek çok güzel. Belki şunu diyebilirsiniz. Hep hayvanları sev. Bunlar hiç yetimhaneye gitmiyorlar mı? Yetim insanlarla ilgilenmiyorlar mı? Başını okşamıyorlar mı? Hani hiç sahiplenmiyorlar mı? Hayvanı seven insanı sevmez. Hey. Kadın toplumdan ne bekler? Kendi zaviyesinden, penceresinden baktığında nasıl bir dünya hayal eder ve kendilerine karşı nasıl bir sorumluluk ister kadınlar? Ya kadınlar nazik yaratılmıştır. O kadar güzeller ki, işte Allah bizi de yaratmış, siz de, hele bize bak, bir de deme bak. Öyle demeyin Ali Bey. Önemli olan yürek, kalp, dil güzelliği. Ama bunlar güzel olmadıktan sonra hepimiz zaten bir mezara gireceğiz. Değil mi? Yani bu dünyada hepimiz birer yolcuyuz. Demiş ki adam, temizlen de gir mezara, toprak senden incinmesin. Elbette. Yani toprağı bile incitme diyor yani. Aynen. Bırak insanları, hayvanları, toprağı bile incitme. Ne bekler? Özellikle nakliye sektörüne ne katar ve ne bekler? Evet, bu meslek normalde ataerkil ve tamamen erkek ağırlıklı bir meslek grubu. Bunu bilerek girdim. Bunu bilmiyor değildim.
Evet, çok güzel yorumlar alıyorum. Fabrikalarda ayaklarda alkışlanıyorum. Park edip geldikten sonra inerken aracımdan bir bakıyorum etrafımda 100 kişi. Yani bakıyorum, hani gururum gerçekten okşanmıyor değil. Ama kadınlar olarak her yerdeyiz. Yani bu arabayı sürmek, tırı sürmek çok zor değil. Nakliye sektöründe çalışmak çok zor değil. Yani uzay mekiği kullanan kadınlarımız var, pilotlarımız var. Yani kadınlar olarak her yerdeyiz. Sadece biz saygı bekliyoruz. Bizi ayna tutsunlar. Ben çok şey istemiyorum. Güzel. Bizi ayna tutsunlar. Yani gerçekten tamamen şeffaf bir şekilde ayna tutmalarını istiyorum. Kadınlar kurallara uyuyor. Erkekler bunda birazcık esnetebiliyorlar. Evet, tecrübelerine güveniyorlar. Onlar da ben yabana atmıyorum. Atılacak bir şey değil bu konuda. Hani tecrübelerinden yararlanmak istediğim birçok arkadaş edindim. Bu aracımla ilgili bir sıkıntı oluyor. Telefonda patronla görüşürken, bu arada patronum da dünyalar tatlısı insanlar. Hiçbir zaman bana işte ne oldu, şurada şu mu çıktı ya, yapamıyor musun? Hiçbir zaman beni zorlamadılar. Gerçekten çok teşekkür ediyorum. Hiçbir şey bilmezken ben daha çiçeği burnumda 2 aylık tır şoförüyüm. Ne? Evet. Yemin ederim ben var ya, ben zannettim yani baya eskisin. Hayır, 2 aylık tır şoförüyüm. Hala daha çiçeği burnunda. Aynen. Ama yani baya bildiğin profesyonel bir şoförsün. Ama küçük araçta zaten yıllardır aktif bir şekilde araba kullanıyordum. Kuralları biliyordum. Yani, mesleğe başlangıcın nasıl oldu? Ben küçüklüğü, yani ehliyetimi alırken, baba ben büyük ehliyet mi alsam? Büyük araç alalım, 4x4 alalım, şunu alalım baba, bunu alalım. Babam, ya küçük araba alalım, park etmesi kolay olur, daha yeni öğreniyorsun. Hayır, nasıl öğrenirsem öyle gider baba, büyük alalım. İşte şimdi arkadaşlar benimle dalga geçiyor. Allah'tan diyor 4x4 baktın, hiç diyor yat ya da gemi ya da şey bakmadın, uçak bakmadın Leyla diyorlar. Hani ben bunu süreceğim demedin diyorlar. Benimle dalga geçiyorlar. Hani bundan daha büyüğü ne olabilir ki diyorlar. Bir gün oturuyoruz terasta işte yaz günü. Geçen sene kışa doğru, işte yılbaşına doğruydu. Terasta mangal keyfimiz olur. Adanalıyız ya. Yani. Baba gelmiş, bir kutlama olması lazım. Mangal kutlaması. Ondan sonra baba dedim, ben dedim iş kafama göre bulamıyorum. Ben de mi tır şoförü olsam? Babam böyle yaptı. Sor dedi, benim patronu ara dedi, sor dedi, alırsa dedi, git al ehliyetini, al dedi. O tahmin etmişsin, almayacak diye mi acaba tahmin etti? Tam söyledi. Üzerine bastınız, ayağınızı kaldırdınız. Gerçekten. Beni dedim, alır mısın Osman abi? Ondan sonra ehliyetini tamamla alayım dedi. Abi dedim, tamam dedim, teşekkür ediyorum dedim, kapattım. Baba dedim, tamam. Hemen ertesi gün babam böyle yaptı. Ha, git dedi kursa, yazıl dedi. Her şeyim benden. Ondan sonra gittim, yazıldım. Tabii ben sınavlara giriyorum peş peşe. Önce kamyona girdim, sonra psikoteknik seyreci onları, sınavlarını tamamladım. Ve ben başladım. 2 hafta babamla apranti sürecimiz oldu. Patron şey dedi, tamam yanında bulun babama. Sen tamam dediğin zaman ben tır veririm. İlk seferim Antep oldu. Antep'ten geldi. Yani muavinlik yaptım babana binip. Yok, ben sürdüm. Babam yanımda oturdu. Ha, apranti dediğin şey o mu? Apranti tabii. Babam yanımda, işte şuradan şöyle dönmen gerekiyor. Buradan böyle dönüş alman gerekiyor. İkinci seferim İstanbul Kartal oldu. Adana'ya tekrar geri geldi. Heyecanlı mıydın, doğru söylüyorsun? Çok heyecanlıydım. Babam yanımda olunca güven oldu. Ha, rahatladın. Ama babamla da yol keyfi apayrı bir şeymiş. Ne anlatıyor, ne yapıyor? Babama diyorum ki yemekler senden, bulaşık benden. Çünkü babamın yemeği çok lezzetli. Ya, evet. İsmi neydi babanın? Neşat. Neşat abi, duyduk ki elin lezzetliymiş. Ayıkayım, ayıktım ben. Geleceğim yanına. Selam olsun babana da buradan. Kahveler benden, bulaşık benden baba diyordum. Yapıyorduk işte, o şekilde gidiyorduk. Dolabımızda yapıyoruz. Babam da, ben de dolap yapıyorum. Tüp de var, her şey var. Evet, yani. Aynen. Molalarımızda, tesislerde. Çünkü bu işi, mesleği yapan, kurallara uyan kişiler bilir. Kurallara uyduğun süre zarfında zaten vaktin oluyor. Ben 3 saat gidip 45 dakika mola yapıyorum. 3 saat gidip 45 dakika mola yapıyorum. Sonra bir daha 3 saat sürüyorum. Sonra 11 saat yatırıyorum arabamı. Kontağımı kapatıyorum. O 4.5 değil miydi?
4,5 yapan da var. Ha böyle de yapabiliyorsun. Tabii böyle 3, bir 3, hakkın 3. da var. 9 saat sürebilirsin. İster. Anladım. Ha. O şekilde de yapabilirsin. Babana soruyor musun eskiden taco yokken ne yapıyorlardı? Yani bayağı da yoruluyorlarmış gerçekten. Evet. Yani babam ama takolu dönemde. Babam 10 yıldır yaklaşık bu meslekte. Babam hep dijital ehliyette diye biliyorum ben. Aksi durum yaşandı diye bilmiyorum. Baban da yeni 10 yıllık. Aynen. Babamın da daha önceden zaten kendi mesleği vardı. Ne yapıyordu baban? Oto döşeme dükkanımız vardı bizim. Aa, ne oldu? Döşeme de bitti. Tabii sıfır arabalar çıkınca, airbagler olunca babam şey yaptı. Herkes kılıfını değiştirmek istiyor. Airbag patlamazsa babam onun vicdan ve muhakemesini ben yapamam. Hiçbir insanın canını yerine getiremem dedi. Babam tır şoförlüğüne döndü. Öyle başladı mesleğe. Sen babanın çırağısın anladığım kadarıyla. 2 haftalık bir süreçte bir çıraklık yaptın. Öğretmenim babam. Ha, ustalığı nasıldı yani? Sana nasıl davranıyordu? Ben babamın sabrını çok denedim. Ya. Sonuna kadar denedim. Yani hani onda bile kızım öyle yapma demedim mi ben sana? Bugüne kadar ben babamın ağzından hiç öyle şeyler duymadım. Küfürdü işte. Sadece yüksek sesle ben sana öyle demedim ama niye halen böyle yapıyorsun diye bir ikaz, bir sitem. Bari bir konuşma oldu. O yüzden babama hep şey derim yani, ne kadar sabırlısın, ben olsam patlardım. O da diyor ki, öğreneceksin ama, bilmiyorsun. Bir tek gerilerde giderken, bana arkadan ben sesi duymadığım için babam çok bağırıyor. Babam bağırınca sağa çevir, ben sağa çevir diye bağırdığında sanki daha az çeviriyormuşum gibi tamamen sağa çeviriyorum. Bu defa kırıyorum diye bana çok sağa çeviriyorsun. Ama baba, senin sesin gür geldiği için ben daha çok çevirmem gerektiğini düşünüyorum. En son babama böyle bir pratik yol bulduk. İşte yükleme yapılacağı yere gidiyoruz. Yükleme yapılıyor. Dönüşe geçeceğiz. Geri çıkmam gerekiyor oradan. Babam böyle. Baba diyorum, bağırma. Ben arıyorum. Telefon hoparlör alıyorum. Buraya koyuyorum. Bana telefonda tarif et. Telefonla tarif etti. Yine mi bağırdı? Hayır, bağırmadı. Ve sen yapabiliyor musun dedi. Tamam dedi, benden ayrı çıkabilirsin dedi artık. Sana bağırmamak gerekiyormuş dedi. Onun farkına vardı. Aynen. Ben rotarsız araç kullanıyorum. Egzoz frenli aracım. Babamdan öğrendiğim en önemli şeylerden iki şey var. Bunlardan en önemlisi. Biri rampa inerken arabayı kendi haline bırakmamak. Ve yüksek hızla inmemek. Çünkü biz genel olarak nakliye grubu olduğumuz için tonajla gidip geliyoruz. Ve bu sebepten dolayı rotardar olmadığı için egzoz frenli ve manuelde inmeyi öğretti bana. Otomatik normalde, tam otomatik benim aracım. Ben rampa çıkarken otomatikte çıkarım. Rampa inerken manuel alırım. Baktığım zaman çok hızlanıyor muyum? Yük beni hızlandırıyor çünkü. Tabii. Yük sizi itiyor yolda. Evet. Öyle olunca vitesimi bir tık daha düşerim ve dip gazımı çekerim, egzoz frenimi çekerim. İki kademelidir, iki kademede inerim. Çok ayak freni yapmamaya çalışırım. Kendi haline tatlı tatlı bir iniş yaparım. Bilgi ne kadar önemli değil mi? Kesinlikle. Kızım, uykun geldiği an takom daha var deme. Patronumun da aynı şekilde güzel uyarısı. Bak bu çok güzel. Gözün kapandığını hissettiğin an asla ve asla direksiyonda yol gideceğim deme. Geç git, sağlam git. Çek tesise, yat. Peki taku burada dolarsa ne olacak şurada mesela? 15 dakika erteleme durumunuz olabiliyor. Öyle mi? Tesiste, aynen. Bir sonraki, evet. Tabii bu işin güzel yanı varken bir de olumsuz tarafları da var. Diyelim bu yolda gidiyorsun, tek başınasın. Ya bir arıza verdi, telefon etsen de gelme süresi var. Evet. Böyle bir korku yaşadın mı hiç? Korku yaşamadım ama başıma geldi. Ya. Evet, o konuda korkum yok. Sonuçta hani aracındasın. Önlemlerini alacaksın. Kazaya sebebiyet vermeyecek önlemlerini alman gerekiyor. Ve aracında ya tamirciyi bekleyeceksin, yapabiliyorsan kendin yapacaksın, yapamıyorsan da bekleyeceksin. Çerkezköy'de ben
rampada, iki şeritli yolda rampada benim aracımın alt merkezi patladı. Merkez patlaması ne olur? Merkez patlaması şöyle söyleyeyim. Manuel araçlarda ya da otomatik araçlarda fark etmiyor. Hepsinde var bu. Ama manuel araçlarda şöyle söyleyeyim size. Debriyajınız çalışmazsa ne işe yarar çalışması arabanın? Araba olduğu yerde çalışır sadece. Benim alt merkezim patlayınca durum, ben onu yaşadım. Ve gitmiyor arabam, olduğu yerde kaldı. İki şeritli yolu tek şeride düşürdüm. Trafik polisi geldi. Normal polis geldi. Üç tane polis geldi o gün. Ama aralıklı saatlerle. Bana diyorlar ki aracını çek. Dedim ki aracımı çekmem imkansız. Parça bekliyorum, usta bekliyorum. Hani usta geldi baktı. Orijinal parçayı almak için Çorlu'ya gitti. Onu oradan alıp gelecek. Bekliyorum. Tamam, önlemlerini almışsın zaten o zaman. Biz gidiyoruz. Akşam saati oldu. Artık trafik yoğunlaşmaya başladı. İş çıkış saati. Parça hala yok. Tamirci gelemedi. Tamirciyi arıyorum. Abi nerede kaldın? Ustam nerede kaldın? Hadi artık tatlılıkla söylüyorsun. Adam diyor ki geliyorum yoldayım. En son geldi. 7. saatte yaptı. Ondan sonra yapıldı. Artık ben o trafikten, oradan bir çıkışım var. Huzura erdim. Trafiği kapadığım bir. Tıkadım yani. Resmen trafiği tıkadım. Ama senin elinde değil mi? Tabii ki de. Aynen öyle. Tamircinin malzemesi elinde olmadığı için orijinal malzeme almaya gitmesi, benim tam tersi yerde olmam biraz kötü hissettirdi bana. Doğru. Daha hep mi böyle olacak? Ben ne yapacağım? Bir de bir endişelenmeye başladın. Aynen ben bu işe öyle girdim ama bak arıza çıkarsa ne i̇lk, yapacaksın? Bir de ilk seferimdi benim. Tek başıma ilk uzun. Tekirdağ, Çerkezköy yani. Dedim ben ne yapacağım böyle? Hep mi böyle olacak? Patronumu aradım. Dedim ki bir de tamir fiyatlarını da duydum. Eyvah dedim vicdanen kendim. Bu dedim kullanıcı hatası mı? Ha soruyorsun. Ay, kullanıcı hatasıysa hani ben yaptırayım. Ben ödeyeyim diyorum. Patron dedi ki hayır dedi. Senin şansına sende bozuldu. Bunun gibi bir olay daha yaşadım. Ama bu benim biraz ihmalliğim mi diyeyim. Yani ya da şey mi? Aslında tam zıt yerlerde denk geldim. Yükümü aldım. Petrole gideceğim. Yakıt almaya diyorum ki yakıt diyorum başka petrolden almayayım. Hani kendi petrolümüzden alayım. Yolda giderken yakıt havam, diğer depomdaki yakıt havam bitti. Vanayı değiştirmeye şey yapamadık. Olmadı. Yolda diğer tarafa baktım. Yakıtım var ama. Ah dedim tamam. Bu taraftan gider. Evet. Ne yapacağım peki? Ben işte çıktım, orada bir tane pompa giş bir şey var. Havasını alman gerekiyor. O sertleşene kadar eline bastırman gerekiyor. Kalp masajı yapar gibi ona bastırman gerekiyor. Yapıyorum. Kadın gücü. Bir yere kadar iki parmağımla yapmaya çalışıyorum. İki elimle yapmaya çalışıyorum. Olmuyor. Yandan bir baktım bir tane motorlu geldi. Genç bir abi. Dedi ki, hava mı yaptı dedi. Dedim evet abi, hava nereden bildin dedim. Ben de dedi tır şoförüyüm dedi. Sen geç dedi arabaya dedi. Marşa bas dediğimde marşa bas dedi. Bu öyle çalışmaz dedi. Oradan hem havasını alacaksın hem burada öyle olmaz dedi. Geç dedi arabaya. Geçtim. Patron gelecekti, ben aradım. Dedim ki abi çıkma. Bir tane tır şoförüne denk geldim. Allah sevgili kuluyum. Ama bir şekilde hep böyle işim rast gidiyor Ali Bey. Burada çok kaçış rampası var. Evet. Kaçış rampası ne demek? Kaçış rampası çünkü çok bir dik bir rampadan iniyoruz. Büyük araçlarda biliyorsunuz ki demir ve metalin soğuması için o 45'ler molalar verilir. Yoksa bir gün içerisinde 9 saat değil de 15 saat sür baktığın zaman olaya. Ama öyle değil. Bu aracın, bu demirin bir soğuma süresi var. O yüzden fren bir süre sonra kendi özelliğini kaybettiği zaman tutmaması durumunda kaçış rampasına aracımıza emniyetli bir şekilde girdirip diğer araçlara kazaya sebebiyet vermemek adına. Kaçış rampasına gittiğiniz zaman durur Ali Bey. Çünkü yerlerde mucur ve gömülüyorsunuz direkt topraklı alana. Hani ve rampa tamamen dik bir şekildedir. Sizin aracınız eğer siz gaza basmazsanız zaten freniniz de tutmuyor. Oraya girerseniz zaten direkt gömülecek tekerlekler.
Ve orada şey araç olacak. Kalacak. Ve araç yavaş orada kalacak. Yavaşlayacak ve frenizi çekebilirsiniz. Ya da hani kendi emniyetli bir şekilde inişinizi orada durduruşunuzu sağladıktan sonra inebilirsiniz. Leyla Hanım. Ben de. Bu işe başlamadan önce evinde ne güzel yatağında yatıyordun. Sağa dönüyordun, sola dönüyordun. Şimdi artık arabada yatıyorsun değil mi? Evet, bildiğim kadarıyla. Artık uzun yola başladım. Bütün şoförler. Arabamda yatıyorum. Evet. Aynen. Burada bir günün nasıl geçiyor veya o yatma anı nasıl başlıyor? Hüzünlenir misin yani bir de? Kendi kendine neler düşünüyorsun? Ya şu ambiyansı bir anlatsana bize. Ben bulunduğum ortamdan keyif alan bir insanım. Eğer bulunduğum ortamdan keyif almıyorsam ben yerimi değiştiriyorum. Aracımda gidiyorum. Ben en çok şeyi seviniyorum. Ya diyorum ki aracımda yattığım zaman ne kadar kısa oluyor çalışma şeyim. Oradan çıkıp buraya geliyorum. Üzerimi i̇şe, değiştiriyorum. Yataktan hemen işe. Aynen hemen. Home office gibi çalışıyorum gibi geliyor. Burası benim evim. Burası benim yatak odam. Burası benim iş alanım. Aşağısı benim mutfağım. Tesislerde ihtiyaçlarımı, alışverişimi karşılayan noktalar. İşte yıkanman gerekiyor. Hani bunlarla ilgili sorunun var mı? Evet. Bir yerde duş alma, kabin. Bir keresinde bir depoda çok kötü olmuştum. Yani kendimi 2 gün kalmak durumunda oldum. İş yük çıkmadı. O yüzden depoda kalıyorum. Ve depo hava almayan bir yer. Ah, o depoda kaldığım gün bana zulümdü. Niye diyeceksiniz? Niye? Sıcak. Ben tuvalette duş aldım biliyor musunuz? Ya. Evet, yani petrollerde aslında bir tane kabin fazladan yapılsa, duş yapılsa ve ücreti tabi olsa hani bu kadar zorlanmayız. Sadece bizi zorlayan şey ne biliyor musunuz? Duş almamak, yenilenmemek. O zaman buradan yol boyundaki otoyollardaki petrollere seslenelim. Size bir ücretli iş imkanı olsun. Bakın. Evet, biz. Ücretli olsun. Ve binlerce bu memlekette kamyon şoförleri var. Kesinlikle. Bir de hanımefendiler var. En azından 2 kabin olsa daha iyi olur. Evet Leyla Hanım, Ulu Kışla'ya da geldik. Çok güzel bir gün geçirdik, güzel muhabbetler ettik. Allah evine nur yağdırsın, annenle, babanla böyle sağlıklı, uzun, güzel bir ömür diliyorum sana. Son söylemek istediğim bir şey var. Herkes birbirine sevgiyle baksın, sevgiyle sarılsın. Gönül diliyle, gönül bağıyla birbirlerine çok güzel bağlansınlar. Çok teşekkür ederim, yüreğine sağlık. Rica ederim. Eyvallah. Leyla Kaptan ne güzel dedi, gönül dili diye. Kaç dil bildiğin önemli değil. Gönül diliyle konuşmak insanı değerli kılar. Her nereye baksan kendi yüzündür. Kimde ne görsen kendi özündür. Kimse gelip senin karanlığını aydınlatmayacak. O yüzden eskiler derler ki, musibetler misafirdir. Sabır görmezse evde yatıya kalır. Nimetler de misafirdir. Şükür görmezse evden çeker gider. Sabrınız ve şükrünüz bol olsun. Canlar, haftaya Gönül Dağı yolculuğunda tekrar buluşmak dileğiyle. Hoşça kalın, mutlu kalın, sabır ve şükürle kalın. Kastrol Vekton Gönül Dağı'nı sundu.